arkadaşlar. Şuradan gideyim. Spor yapayım mı bir? Spor yapayım mı? Hadi spor edeyim. Kerim Benzema diyeceksin. Ya bu mu kaldı ya? Şimdi spor mu? Ya Kerim Benzema vardı ya. Suudi Arabistan meselesine gideceğim. Bu Suudi Arabistan'a gitti. Müslüman. İşte Real Madrid'de falan oynadı. Ahmet sen tanırsın mı? Ondan sonra tabii işte Ballon d'Or ödüllü tek Müslüman futbolcu. İyi de bir futbolcu zaten. Bu dedi ki işte hayat koşulları bana güzel. Benim oynamak istediğim tek yer Suudi Arabistan. Bundan sonra gitti. Oraya gitti. Kaç senedir orada bilmiyorum ama ben de Suudi Arabistan. Ha bu sene gitti lan. Kerim Benzema bana göre değil de Suudi Arabistan geri dönüyorum. Tabii Real Madrid'e gider mi gitmez mi bilmiyorum. Öyle bir şey olmaz ama Avrupa'ya geri dönüyor. Yani Suudi Arabistan'da yaşamak kolay mı ya? Adama çile çektirirler orada ya gerçekten. Hiç merak etmediğim bir ülke benim. Valla gerçekten yani Suudi Arabistan'ı, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, efendime söyleyeyim Abu Dhabi bilmem nesini hiç merak etmiyorum ya. İnsanları da merak etmiyorum. Ya mutlaka güzel insanlar var orada, iyi insanlar. Benden çok daha iyi insanlar var. Ama yani yaşam tarzını, havasını, suyunu, ne içerler, ne yerler, kültürlerini inanın bana okumak yeterli. Ben yani vaktimi orada geçirmek istemiyorum. Yani gidenler gitsin tabii ki. Ama yani okuyarak da ben o kültür hakkında bilgi sahibi, hiç merak etmediğim ülkeler onlar benim. Mesela Çin'i ben evet hiç merak etmezdim Çin'i ama son yıllarda Çin'i merak ettim. Kamboçya'yı son yıllarda acayip merak etmeye başladım. Nasıl bir ülke diye. Zaten Güney Amerika ülkelerini çok merak ediyorum. Ve işte dersen ki bana ya nereleri merak etmiyorsun? Ben buraları hiç merak etmiyorum. Şimdi Benzema da demiş ki ben ayrılıyorum Suudi Arabistan'dan demiş. Suudi Arabistan'da yaşamak kolay mı abi? Her ne kadar hele Müslüman olacaksın orada o var ya mümkün değil ve gerçekten zor bir yaşam tarzı var orada Suudi Arabistan'da. El İttihat'ta oynuyordu ki Suudi Arabistan'ın en büyük takımlarından bir tanesi ben demiş dönüyorum geri. Baksanıza ya şu Süper Kupa'da bile neler çektirdiler bizim arkadaşlara ya futbolculara. Yani Real Madrid ve Beckenbauer bile ne çekti adamlardan ya. Suudi Arabistan'da İspanya Süper Kupa finali mi vardı? Dörtlü turnuvası mı vardı? Neydi? Beckenbauer da işte öldü etti. Onunla bir saygı duruşu yapalım dediler ki dünya futbolunun en büyük devlerinden biri. İmparator olarak adlandırılan, gerçek imparator olarak adlandırılan bir kişi Beckenbauer. Ve adamlar ıslık çaldılar ya saygı duruşu. Bu kadar saygısız bir millet olabilir mi ya? Bu kadar kör cahil. Ya, olabilir. Ya, bize de saygısızlık yaptılar canım da işte yani parasıyla adam bir şey yapmaya çalışıyor. Yani dünyayı elinde tutmaya veya işte Suudi Arabistan ülkesinin ismini duyurmaya çalışıyor parasıyla. Ya bir de bunlar da para olmasa. Kimse yüzüne bakmaz bu şehirlerin. Kimse yüzüne bakmaz bu kralların. Paraları var, dolarları var. Para bu işe yarıyor zaten onlarda. Tamam mı? Kim bakacak la yüzlerine? İnsanlara saygı göstermiyorlar. Ölüye saygı göstermiyorlar. Yüzlerine mi bakacaklar bir de? Benzema hayırlı olsun. Ha, Paris Saint-Germain'le 6 aylık mı anlaşmış? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Yani bundan sonra herhalde orada oynayacak. Kolay.